Öncelikle Çuko TV olarak bizimle bu röportajı yapmayı kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz Pamuk Lady. Asıl biz teşekkür ederik. Evet, teşekkür ederik ama size değil. Halkımıza teşekkür ederik. Bizi merak etmişler, buraya kadar gelmişler, bizi görmek istemişler, duymak istemişler. Müteşekkirik. Kadın meselesini bu kadar önemsiyor oluşunuz kimileri tarafından erkek düşmanlığı olarak algılandı. Ne diyorsunuz? Ya, yok yani ne erkek düşmanlığı. Benim de erkek işi tanıdıklarım var. Mesela oğluşum, mesela erkek kardeşim erkek. Öyle değil mi Şirin? Evet öyle. Ha, biz erkek düşmanı değiliz. Biz ağalık düşmanıyız. Bizim en büyük idealımız feodal ağaların korkulu rüyası olmak. Bu tutumunuz sayesinde kadın derneklerinin dikkatini çektiniz. Hatta Kadın Kadındır Derneği'nin temsilcisi Lale Hanım da aramızda. Lale Hanım, seçimlerde Pamuk Lady'yi destekleyeceğiniz söyleniyor. Doğru mu? Evet. Derneğimiz binlerce üyesiyle birlikte Möhteber Duran'ı desteklemeye hazır. Öyle mi? Kaç üyeniz var sizin? 1100 üyemiz var. Hanım ne diyordunuz siz şimdi? Kamil Bacı hesap yapsana. 1100 çarpı 5. 5100. Baran ne yaptın? Otur bakayım. Vallahi gebertirim seni ha. Bir şey mi dediniz Kamilla Hanım? Evet bir şey dedim ben. Biz davamızın sonuna kadar arkasındayız. Yani daha seçilmedik ama faadan düzenler kavgamızı da başlattık derim. Öyle mi? Ne gibi? Mesela ben feodal yalnız kocamdan ayrıldım. Aha da Pamuk Lady'yi de ben ağa kocasından koparttım. Bacım ne oldu kulağına? Canlı yayınımız büyük ilgi görmüş ve sosyal medya hesaplarımız kilitlenmiş. Trigi çağırak mı? Çok esnetiyor. Oğlunu terk ettim, çocukları da aldım sana geldim. Bize kucak açıyorsun yoksa mı yok? Ha açıyorum tabii ki Nazgül. Aha da görüyorsunuz. Bütün kadın kişiler benim çatım altında toplanıyor ha. Şok. Pamuk Lady'nin gelini kocasını terk edip kaynanasına sığındı. Evi neden terk ettiniz? Ben altınlarımı çaldırmıştım. Altınlarımı ararken kocamla aramızda ufak bir tartışma yaşandı. Bir arbede oldu. Kocam mağın tokat attı. Ama ben onun altında kalmam. Bazoyu kaptığım gibi kocamın kafasına geçirdim. Yardım kafasını. Belli oldu. Evet belli oldu. Nazgül! Ne? Kadın dediğin böyle olur işte. Bakın hiç hakkını yedirtmemiş. Ne güzel. Hak edene hak ettiğini vermiş. He vallahi ne kadar iyi yapmış. Böyle hakkını vermiş. He aferin ona aferin. Bravo, bravo. İşte örnek bir davranış. Bravo. O karılar beni cici yer Allah'ım. Valla işte böyle ağlar. Yani canlı yayında röportajda derken ablam aldı başını gidiyor. Reis diye aday sonuçta. Tabii ki röportajda yapacak. Ne var ki bunda? Saçma zamanlama lan. Röportajda kalsa iyi. Gitmişler bana kadın temsilcisi derneğinin başkanına getirmişler bir de. Of. Vallahi ben size bir şey diyeyim mi? Kadın dernekleri işin içine girdiyse Möhteber Ana reisliğe yakın demektir. He Allah'ıma Kur'an'ıma geliyorum ya. Sokakta herkesin elinde karıların elinde pankart var. Pambıklaydı pambıklaydı bağırıyorlar. Vay 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 benim anama bak sen ya. Fakat ben Möhteber Hanım'ı çok takdir ediyorum ha. O niye Kamil Bey abicim? Daha düne kadar ağaç altına böyle boş boş çekirdek çıtlayan kadın bugün tutmuş inanılmıyor. Dava orada böyle savaş veriyor. Vallahi hayret bir şey yani değil mi? Hem o her zaman imrendiği şehirli kadınlardan daha dirayetli, daha böyle güçlü bir tavır sergiliyor. Ben çok takdir ediyorum. Eyvallah Kamil Bey abi ha. Baba sen ne diyorsun peki? Sana bir şey diyeyim mi?
Biz yandık yandık kül olduk vallahi. Meğersem biz kendi ellerimizle kendi kendimize müteber durandan yeni bir asude vakası yaratmışız. Ay kız, baksana Kamil abi bile karıyı şehirlilerden üstün tuttu ya. Güçlü karı dedi, dirayetli dedi. Dedi vallahi dedi. Zaten ağamın güçlü ve modern karılara karşı aşırı bir zaafı var. Ne yapacağız? Kız ondan sebep demek Mühtemer abla gittikten sonra kendini yerlerden yerlere attı. Asiye, ben sana bir şey diyeyim mi? Eğer Müteber ablam belediye başkanı olursa işini şansına bırakmaz ve kendi resmi nikahını kendi kıyar. Kız biz ne ettik? Anam biz kendi ayağımıza sıktık ya. Asiye, Asiye salma kendini. Bizim ne yapıp edip Galender ağamın kalbinde Müteber ablamı söküp almamız gerek. He gerek. De nasıl? Çok basit. Çok basit. Ağamı doldurup doldurup dolmuşa bindireceğiz. Ondan sonra da vereceğiz kazı, vereceğiz kazı, vereceğiz kazı, vereceğiz kazı. Tamam mı? Kız, işe yarar mı dersin Kutluk? Tabii ki yarar. Düşünsene, bizim şimdiye kadar isteyip de dolmuşumuza bindiremediğimiz bir insan evladı var mı? Bir düşüneyim, aa yok. Yok. Doğru dedin kız. Hakikaten he. Biz ağamıza verelim gazı, verelim gazı, verelim gazı ki... Mehteber ablanın eli ne kadar güçlenirse güçlensin, ağam onun dolmuşuna binmesin. Yalan ya. Ana, televizyoncular gitti. Nasıl ki? Anda benim bu elimde görmüş olduğum vazo. Oğluşumun kafasına attığım vazoya benziyor mu? Yoksa mı? Niye ki ne? Cevap ver. Benziyor mu? Benzemiyor mu? Vallahi biraz andırıyor ama o değil ana. Al o zaman. Hepsi eve saçıldı. Mühteber anneciğim. Ya kız sen onları günde 5 kez siliyorsun ya. O baktericiklere sen hiç yaşam alanı mı bırakıyorsun ki? Ana! Babaanne! Ne var çocuklar? Niye bağırıyorsunuz? Bağırmasanız iyiydi. Ama bağırdınız. Ana! Dışarıda karı kaynıyor. He! Babaannemin fanları gelmiş. Ellerinde poster neyin var? Fan mı? Fan ne ki? Fan değil onlar. Ben fan değil. Allah Allah seçmen. Ha canlı yayın hemen etkisini göstermiş bak. Aa, televizyon o kadar etkili mi ki? Ha tabii. Pamuk Değeri'yi bugün 80 milyon kişi izledi. Vallahi tam 80 milyon. He. O vakit ben gideyim halkımı selamlayayım değil mi? Ha? Ha değil canım. Öyle seçmenle hemen yüz göz olunmaz zırt pırt 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 pırt. Allah Allah. Azıcık ağırdan sat be kendini. He vallahi. Kamilo ana doğru diyor. Demese iyiydi. Sen haklı çıkardın. Ha ben başkan yardımcısı olduğumdan ben halkla muhatap olacağım. Sen ancak sen ben çağırırsam geleceksin. Ay bir dakika bu haline mi gideceksin yani?
Ne var kız halımda benim? Doğru diyor. Halında çok şey var. Darmadağın olmuşsun. Olmasan iyiydi. Ama olmuşsun. Bir taransan bari. Doğru söylüyor vallahi. Kırtkırlar siz benden betersiniz be. Haydin haydin hep beraber gidelim de kendimizi düzeltelim. Yürüyün bakayım. Yağmur yağar dediler ama yağmadı. Yağmasa da. Yenge hadi gel ya. Babacığım Cüneyt. Güzel içim geçmiş ha. Ama içim de yanmış vallahi ya. Nazgül, kız Nazgül. Ezit ezdikim, zevilet. Ne? Ulan Nazgül mü kaldı? Nazgül gitti ki ne? Ne? Ana, heyecan. Aha, buyur bir şey mi istedin? Az yüte az dokumcu evine de dımırım. De haydi. Ne oldu kız? Niye güldün? Yoksa yanlış mı söyledim? Telaffuzum mu kötü? Yok yok ham çok iyi. Yani insanın içinin yağları eriyor. Öyledir. Benim telaffuzum öyledir. Ayıptır söylemesi. Vallahi asıl bir de Bruce Willis bakışım var. O akıllara zarardır. Bu nasıl oluyor ya? Şöyle. Az yüte az dokum. Şey, evin ete demirim. Nasıl? Vallahi benim diyen aktörlere taş çıkarsın o. Ya, ya. Ah biraz daha boyum uzun olsaydı kesin jön olurdum ama işte bu konakta harcanı yok. Öyle deme. Senin kıymetini bilenler de var. Bilen mi? Ben sana suyunu getireyim. Ilık mı olsun soğuk. Soğuk getir hacacığım, soğuk. Niyeyse bir an daha içim yandı vallahi. Hakikaten. Ezde ezdikim. Şu evine tattım. Yemin ediyorum çok karizmatik adamım ya. Hakikaten harcanıyorum bu konak. Gel, gel Ece gel. Oo, sağ olasın canım. Oh çok şükür vallahi. İç iç de söndür içinin ateşini. Su verenlerin çok olsun Ece'cim. Vallahi içim yanmış ha. Sen bir de bana bir ağrı kesici neyin getir haydi. Başın çok mu ağrıyor ağam? Sorma kız. Yemin ediyorum kafamın içinde bir davulcu var. Yani susmuyor. Bahşiş veriyorum yine susmuyor. Aa müsaade edersen sana şöyle güzel bir kafa masaj edeyim. Böyle damarların açılır, kan akışın hızlanır. Ya beynime daha fazla kan gidince daha fazla ağrımasın beynim. Yok ha ben hiç senin canını acıtır mıyım? Ah Hece ah. Benim canıma bu konakta neler yapıldı. Bütün kadınlar beni üzdü, kullandı, bir kenara attı. Bu konakta benim canımı acıtmayan bir tane bile kadın yok. Korkma ben senin yaran anayım basmam. Merak etme. Rahatlarsın. Rahatlar mıyım? Hem benim ellerim masaja yatkındır. Yani iznin olursa tabii. Kız yazılı izin mi istiyorsun? Hadi gel ne yapacaksan yap. Kurtar beni bu dertten Hece haydi. Hemen al. Gel böyle yat yat. Ha, rahatla evet. Al sana pis davulcu al al. Oo. Aman aman. Allah Allah dünya varmış. Ah. Ay kusura kalmayasın ama acıttın mı? Yok senin hatan değil ben kafamın hatası. Sen devam et. İnşallah. Hoş geldin Nazgül. Efendim am? Ya aynı topraktan olduğunuz nasıl da belli. Aynı Nazgül gibi konuştun ha.
Ne dediğimi anladın mı ki? Vallahi hiç anlamadım ama ben duayı nerede duysam tanırım. Nazgül sağ olsun. Ya senin gibi adama bu yapılır mı diyorum. Yani gelin ağam senin gibi bir adama nasıl kıydı ya? Ha yaparken hiç elleri de mi titremedi? Titremedi, titremedi o eli kanlı katil kadının. Ama neden? Çünkü ben ona çok yüz verdim Heca, çok yüz verdim. Kıvırcık saçlarımı onun uğrunda süpürge ettim ama o anlamadı. Neyse, bundan sonra kıvırcık başka bir insan olacak artık. Kıvırcık gözünü açacak. Nasıl yani? Demem o ki artık o eski kıvırcıktan eser kalmayacak. Kim arıyor kız? Bak bakayım. Eyvah, karım yazıyor. He. Ben konuşmayacağım kendisiyle. Sen konuş. Ağam meşgul de. Haydi aç. Alo, buyurun Kaan'ın telefonu. Alo, kimsiniz? Kocamın telefonunda ne işiniz var? Çabuk bana Kaan'ı verin. Ağam biraz meşgul. Ne diyecekseniz bana diyebilirsiniz. Ya sen kimsin de benim kocamın meşgul olduğunu söylüyorsun? Yoksa onu sen meşgul ediyorsun ha? Söyle çabuk kimsin? Kaan Bozok'un şahsi hizmetkarıyım. Heca! Kız o telefonun ucundaki canına susayan sensin yoksam yok. He benim gelin ha. Kız senin yıkanacak çamaşırın yapılacak yemeğin yok mudur? Ne demeye benim kocamın başında nöbet tutuyorsun ha? Malum ağam kafa travması geçirdi. Başında beklemek lazım gelir. Bana bak Mar. Çek ellerini kocamın telefonundan. Vallahi oraya gelirsem çıbartırım ha. Kaan'ı ver dedim. Ne diyor Heca? Sen istiyorsun. Ya kalmadı de. Canından bezdirdin, yedin bitirdin kalmadı de. Uy, Kaan! Ya konuşmayacağım bu kadınla söyle. Arayıp rahatsız etmesin beni. Gelin ağam. Ağam seninle bir daha konuşmayacakmış. Bir daha onu aramayacakmış. Sen ona söyle. Asıl o beni bir daha aramasın. Ağam, asıl sen gelin ağamı aramayacakmışsın. Hı. Kul istedi bir göz, Allah verdi iki göz. Aramayacağım, onu belediye arasın. Haydi, kapat kız telefonu, kapat, yüzüne kapat, şak. Tamam ağam, sen nasıl istersen. Aferin. Devam, haydi. Çemkirip duruyorsun ki Seyra, ha? Senin bu kıvırcık zampara oğlun benim gitmeme fırsat bilmiş de yerime Heca'yı koymuş. Ya kız Allah aşkına şöyle deli deli konuşma ha. Doğru diyorum. Almış Heca'yı genel görevde şahsi görevine atamış. Ya Nazgül, oğlumu elden ayaktan düşürdün. Kız yani bir şeylerini yaptırmak için insan kişiye ihtiyacı var. Tübe. Ben bunları hak edecek ne yaptım? Ben bunu hak edecek ne yaptım diyor ya. Kız sen benim oluşumun kafasını patlattın ya. Vallahi ben bile aklıma girdiği şu anda beni bak sinirlerim bozuluyor. Bak. De haydi gözümün önünden git. De haydi git sinirlerimi oynatma. De haydi yürü. Ben yapacağımı biliyorum. He. Ben yapacağımı biliyorum. Tüm Allah sabır sen bana. Ya ne güzel rahatlamıştım. Bu kadının sesini duydum. Yine gerim gerildim. Hakikaten her yerim kasıldı vallahi ya. Merak etme ağam, ben seni rahatlatırım. Rahatlat beni Ercacığım. Vallahi her bir yanım negatif elektronik iyonlarıyla yüklendi. Haydi al benim elektriğimi canım, al. Heh, şöyle omuzlarıma doğru, evet. Kasların da iyice gerilmiş. Ah, gerilir tabii. Bak şunu hiç unutma Heca. Eğer bir konakta Nazgül varsa o konakta şiddet vardır. O konakta baskı vardır, o konakta öfke vardır. Yahu ben resmen korku filminde yaşıyormuşum, haberim yokmuş. Ağam ister misin seni şöyle güzel bir hamamda çimdireyim? Ne? Hay aklınla bin yaşa Heca ya. Evet, beni bir
akla pakla. Kim beni? Yani kimdir beni? Evet. Tamam abi. Ben şimdi hemen hamama hazır edeyim. Sen çağırma, olur mu? Olur canım. Haydi. Yemin ediyorum yine dört ayağının üzerine düştün Kaan'a. Lüküs hayat oğlum, vallahi lüküs hayat ya. Ben soyunayım. Şirin. Efendim yenge? Bu evde kıvırcık vardır yoksa mı yok? Vardı, ne yapacaksın ki? Doğrayacağım. Bitmiş. Hı. Şirin. Man daha çok kıvırcık ver. Daha! 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 Tamam tamam, ben anlıyorum seni. Lakin kıvırcığımız kalmadı. Ama göbeğimiz var. Yersen, yani kesersen getirebilirim. Oh. Kolay gelsin bacılar. Ay yenge. Abi hoş geldiniz. Hoş bulduk bacım. Geldiniz. Kız Eltoş. Sen ne iş görüyorsun burada? Delirdin. Kıvırcık. Yersin. Ay yok canım, ben de gaz yapıyor. Ben de yapmıyor. Aa, bu valiz ne? Yoksa Kaan abim yengemin eşyalarını mı gönderdi? Yok bacım, ne eşyası? Biz kendimizi toptan getirdik. Nasıl yani? Ha şöyle yani. Ay canım, biz de artık pampık neydi tarafındayız. Oo. Demek sonunda baba o kadar kafayı yedi. Sonunda koraktaki tek akıllı ben kalacağım. Yok bacım, o öyle değil. Anam delirdi. He kız, o palasıyla bir koşuşu vardı ardımızdan. Ay canımızı zor kurtardık. Pala. Ne yapıyorsunuz bakayım siz? Kalindir ama da sana elçi göndermiş maşallah vallaha. Yok Kamila teyze, bizi kimse katliyen göndermedi. Bizzat şahsi, özgür ve hür irademizle Pamuk Lady'nin kanatları altına sığmaya geldik. Başkanım, bundan böyle emir ve görüşlerine her daim hazırız. Hayal eşirdi, siz taraf mı değiştirdiniz? He. He ana. Yani iznin olursa bu davada senin yanında bulunmak istiyoruz. O pampık tarlasını birlikte sürek diyor. Kız ne diyor bunlar? Ben hiç anlamıyorum. Ne yapacaklarmış sana be? Ben anladım Kamile bacım. Ben anladım. Edalıydı. Öpseniz de pampık lady'nizin elini. Ay canım. Sen? Öpeyim başkanım. Canım. De oğlum, bir de sarıl bana, uy canım. Anlaşmayı unutmadın değil mi ana? He he. Unutmadı seni, çıkarcı küçük şey anası kalktığında. İzin ver, kıvırcık ikram edeyim Kamila ana. Tövbe, yemem, yemem, ben yemem, ben yemem. Ben yerim.